Ufkunu hiçbir şey açmaz. Allah açar. Sadece samimi olacağız. Allah'a bırakacağız. Hayret edecek şekilde bilgi size gelmeye başlar. Mesela münafıklarla nasıl mücadele edilir? Allah onun bilgisini verir. Mesela bak, Allah her türlü rezilliklerine ait bilgiyi veriyor. Adamın kendi el yazısı bu. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Bilemeyiz ki yani adam. Yani orada pislik adamlar bunlar. Yani cemiyet mikrobu. Belki mahallelerine gitsek, yani çok üstelesek konuşuyor. Ama bak, anlattığımızda ha evet doğru diyorlar. Mahallelerinde evet doğru diyorlar. Bütün bilgi Allah'a aittir. Kendimizi rahat bıraktığımızda Allah onu meydana getirir. Mesela ben resim yaparken her seferinde bak yemin ediyorum şaşırıyorum. Ben nasıl yaptım diye. Hayret edici şekilde resim ortaya çıkıyor. Bak arkadaşlarım seyrediyorlar, görüyorlar. Yani ve sürat çok şaşırtıcı. Evet, evet. 5-10 dakika içerisinde bambaşka oldu. Mesela bak o yaptığım resimdeki yaptığım tüylü çok süratli yaptım evet, anamın üstündeki tüylü. Ya ben de şaşırdım. Yani mükemmel oldu. Evet, evet. Ya, yaklaştır. Rüzgarla gelen kadın tablonu. Ya ismini boş ver şimdi, sen yüzünü göster. Mesela bak yüzünü yaptığımda şaşırdım kendime. Evet. Bak üzerindeki tül, kıyafet mesela, o da evet. Ya çok süratli yaptım. Yağlı boyadan bunu yapılması akıl almaz zor yani. Evet, tabii. Yani aylarca uğraşıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Mesela sulu boya tablolarım da akıl almaz süratle yapıyorum. Evet. Ve her seferinde şaşırıyor kız arkadaşlarım. Yani ondan yanında yapıyorum. Maşallah. Adı ne? Penceredeki sarmaşıklar. Bir daha duyayım. Penceredeki sarmaşıklar. Bir daha. Penceredeki sarmaşıklar. Güzel. Çok güzel. Mükemmel oldu. Sarmaşık renkleri tam beyaz. Yeşil kırmızı. Harika. Derinliği mükemmel. Çok güzel olmuş. Maşallah. Camın içi ayrı, dışı ayrı dikkat evet. Ederseniz. Evet. Değil mi? Evet. Ne güzel. Sulu boya. Bir de akvaryelle ne bir saniye. Öbürü yağlı boya. Предыдущая масляными красками.